Söğütün ekstraktındaki, buradaki ekstrakttaki etken madde ise nedir? Saligenin, yani kargodan gelen paket gibi açılmamış, aktif değil. Siz bunun kapsülünü aldığınızda kana karışır. Kana karıştıktan sonra salisilik aside dönüşmeye başlar. Yavaş 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 yavaş. Evet. 6 ila 20 saat arasında dönüştüğü için bir kalıcı kontinli iyileşme, yani düzenli bir iyileşme olur. Evet. Hemen çözülür, hemen kana karışıp karışırsa kimyasal gibi hemen etki yapar. Hemen zarar verir. Hemen etkisi kaybolur. Oysa söğütün ekstraktı, kabuğunun ekstraktının etkisi uzun sürer, yavaş yavaş iyileştirir ve yan etkisi yoktur. İşte bu hanımefendi böyle halsiz, dermansız, bitkin. Ben konuşuyorum anlamıyordu, böyle uyuyordu. Evet. Doktorlar yapacak bir şey yok, bir şey yok demişlerdi. Ha. Hamdolsun. İki hafta önce geldi. Arabasına binip İstanbul turu yapıyor. Artık yollar benim. İyileşti yani, gezir, sağlığına kavuştu. Keyfi neşesi yerinde. Bugün annesi de geldi. Annesiyle konuştum. Tekrar ürün almaya geldi. Nasıl? Çok iyi maşallah. Elhamdülillah. Hiçbir rahatsızlığı, eklem ağrıları dahi geçti. Hı hı. Hiçbir şeysi kalmadı. Ne güzel. Ama şimdi şöyle, mesela sistemik lupus gibi basit bir rahatsızlık değil bu. İyileşti diye hemen bırakmamak gerekir. Çünkü iyileşti diye bırakırsınız, vücut tamamen detoks, temizlenmediği, arınmadığı için erken bırakırsanız, 6 ay kullanacağı yere kişi 3 ay kullanırsa, bırakırsa hala vücutta cerahat, cüruf, pislik, birikintiler yok olmadığı için 6 ay, 1 yıl sonra nüksedebilir. Bu nedenle 3 ayda iyileşiyorsa 2 ay daha, 4 ayda iyileşiyorsa 2 ay daha kullanmak gerekir ki vücutta herhangi bir İleride nüksetme riski olmasın, rahatsızlık. Bir dikkat daha edilmesi gerekiyor. Yani acele ediyor bazıları. 3 ayda iyileşirse hemen bırakıyor veya 2 ayda iyileşirse bırakıyor. Bırakırsa ileride tekrar problem başlar. Çünkü vücut temizlenmedi. Tamamen temizlenip problem ortadan kalkana kadar devam etmek gerekir.